İyi akşamlar herkese. Evet, hak ettiğimiz bir galibiyet. Oyuncularımızın oyunundan son derece memnunuz. Mücadelelerinden son derece memnunuz. Oyunun son dakikasına kadar bırakmadılar. Skora isyan ettiler. Ve neticede de son dakika uzatma golüyle, son dakikada değil uzatma dakikası golüyle galibiyeti kazandılar. Teknik heyetimiz ve futbolcularımızı kutluyoruz. Masuaku'nun sabah ağrısı dolayısıyla bugün kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Keza yine Getson da arka adresindeki ağrı ile ilgili olarak kadroda yoktu. Onun dışında oynayan arkadaşlar ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Lakin biz oyuncularımızın bu çabasının yine bugün yanlış kararlarla, yanlış düdüklerle göz ardı edildiğini görüyoruz. Bize göre iki tane penaltı pozisyonu var. Bu da mı değil dedirten pozisyonlar, tartışılacak pozisyonlar. Muhtemelen yine birçok televizyonda yorumlanacak pozisyonlar ama bize göre özellikle ilk pozisyonda destek eli denen şeyin havada olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yerde olan bir adamın eline çarpan topun belki destek eli kuralıyla bağdaştığını ama orada oyuncunun eli havada, onun penaltı olduğunu düşünüyoruz. Çok önemli bir maça çıkacağız salı günü. Belki de bizim için sezonun en önemli maçı. Bu maçtan önce kimse bize ayar vermeye kalkmasın. Beşiktaş büyük bir camiadır. Hepimizin çoluğu çocuğu var, bir sürü genç evlat var bu Beşiktaş'a gönül vermiş. Bu insanları bu kadar üzmemek, bu kadar ağlatmamak lazım. Kendi siyasi çıkarları için, kendi seçim propagandaları için Beşiktaş'ımıza kimse ayar vermeye kalkmasın, tekrar söylüyoruz. Bütün taraftarımızı, bütün Beşiktaş camiasını salı günkü maça bekliyoruz. Beşiktaş birlik olduğunda neler olduğunu bütün ülkenin bir kez daha şahit olmasını, tanık olmasını istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç. Şimdi birlik zamanıdır. Çocuklarımızın çok güzel mücadelesi var. Bu mücadeleye gelsin bütün taraftarımız, hep birlikte destek versin. Sezonun maçı. Onlara gerçekten ihtiyacımız var. Büyük Beşiktaş taraftarı istediği zaman takıma maç kazandırır. Ben onların sayesinde birçok maç kazandım Beşiktaş formasıyla. Yine tekerrürünü bekliyoruz. Çünkü onların bu işi çok fazlasıyla, çok gönülden yapacaklarını biliyoruz. Kupa maçları dolayısıyla diğer konularla ilgili olarak bu akşam sorularınızı alamayacağım arkadaşlar. Tamamen salı günkü maça odaklandık. Büyük taraftarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Bizleri Metin Ali Feyyaz yapan, Beşiktaş'ı büyük taraftar yapan, köy içinden başlayıp bütün ülkeyi saran bu coşkunun, bu birlikteliğin, bu beraberliğin salı günü burada bir tekerrürünü seyretmek istiyoruz. Bütün camiamızı, taraftarımızı maça bekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını canlı yayında ekranlara getirdik. Pozisyonlara göndermede bulundu. Özellikle penaltı pozisyonlarına. Biz ilk pozisyona bakmıştık. Tüm pozisyonlara da bakıyoruz şu anda. Orada ele penaltı istedi hocam Beşiktaş. Gökhan hocam. Hay yandan sekiyor yani bir daha bakalım da yani orada kayarak müdahale yaptığınızda o kol birazcık açık olur ama ayaktan geliyor pozisyonu. kendi ayağından bile ama geliyor. Ama kol havada diyor, destek elde tamam. Değil diyor. Ya doğru da destek değil ama kayarak istem dışı. Yani o kaydığınızda da ister istemez kolunuz biraz açık olur. Yere müdahale yapıyorsunuz. Hazır ol evet. Gibi kollarınız olmaz yani. Fiziken de yanlış olur. Bence istem dışı, sayın dışıyla yapınca onu hesap etmiyor oyuncu. Bakma oradan kayıyor. Kayarken üste tamam destek ama baksana o yere doğru tam böyle dirseği de farkında mısın? Kolu kırık yani açık değil tamamen. Orada zaten pazının o alt tarafına geliyor.
Yani kolu şöyle açık değil bak Cüneyt, dikkat ettin mi? Şöyle kayarken burasına geliyor. Bak çok açık olur anlarım. Bu benim düşüncem tabii. Gökhan Hocam, değişti mi fikriniz? Fikrim gene değişmedi. Yani çok riskli bir müdahale ama müdahalenin riskine rağmen temiz bir müdahale. Müdahale sonuçta, değil zaten, ele bakıyoruz hocam. Feyyaz Uçar onu işte söylediği için. Sonuçta o müdahaleden dolayı top eline geliyor. Hı-hı. Yani bir de kural var diyor, hep devamlı kurallardan bahsediyoruz ya, kendi vücudun herhangi bir yerinden sektiği zaman veya dokunduğu zaman, işte kendi vücudundan sektiği zaman penaltı verilmiyormuş. Yani burada devam kararı doğru diyorsunuz. Bu benim kendi görüşüm. Hani Feyyaz Hoca nasıl diyor, kendi görüşü. Mesela ben bir defans oyuncusu olarak bu müdahaleyi yapsam, buna penaltı varsa isyan ederim. Murat Özbostan. Ya ben pozisyon ilk değerlendirmemde de penaltı olmadığını söylemiştim. Yani el kısmıyla ilgili de düşüncem yine penaltı değil. Peki. Yani burada biraz uzun süreli var bakmış ama doğru bir karar kolu vermiş. Kolu kıvrık en son söyleyeceğim. Şöyle yani Cüneyt, şöyle. Bunu yani istesen de böyle şey yapamazsın. Bunu nasıl hesap edip hem oradan sahanın dışıyla vuracak hem kolu böyle kapalı. Yani açık olur tamamen. Eline falan gelir bu parmaklarını, anlarım. Peki. Aynı pozisyonda bizim Antalya'da Ufuk kardeşim var. Onunla konuşmuştuk. O diyor şey, biz o pozisyonda kaleci kaybettik diyor. Nasıl? Kaleci kaybı. Yani kaleci aynı pozisyonda giriyor. Penaltı verildi diye bir şey söyledi de. Ufuk kardeşim kendi öyle gördü. Ben de şimdi böyle deyince onlar da fanatik. Peki, biz böyle yorumladınız diyelim. Diğer pozisyonlara da bakıyoruz. Baştaki tüm pozisyonları değerlendireceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Beşiktaş'ın penaltı beklediği ilk pozisyonda devam kararı doğrudur dedi yorumcularımız. Beşiktaş'ın golünde Koley'in doğru yerde durduğunu ve golü attığını söylemiştik. Bir de pozisyon aldığını da sen çok doğru bir şekilde söyledin. Bak geriye doğru çekiliyor. Neden biliyor musun? Sezgi gol kurtarır, Sezgi gol yaptırır Cüneyt. Forvet oyuncularının en büyük özelliği, savunma oyuncusu mesela çizgiden top çıkartır, o Sezgi'dir. Aynı şekilde bir bakarsın top direkten dönür, bir santrofor geriye kendini çeker, o Sezgi'yle gol yaptılar. Yani Omar Koli de Sezgi. Konuşmak lazım var, herhalde hocam. Var ama, hani, ama çünkü santraforlar böyle tabii, vurur. Stoperler, tabii. Bir stoperin o topu havaya dikmesi gerekiyordu mesela. Tabii. İyi kapattı yani. Doğru söylüyorsun. Zor bir vuruştu. Nasıl Koli'de de bir gol şansı var değil mi? Var. Böyle santraforlarda olan top ona geliyor. Kaleci, bak, kaleci önüne yumrukluyor. Yani tokat diyor. Rize savunma oyuncusu da kalecinin önündeki uzaklaştıramıyor. Oraya doğru gidiyor top. Uzaklaştıramıyor ve Koli gol atıyor. Bu arada penaltı pozisyonunda da bu pozisyonda da dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Beşiktaşlı oyuncu tek başına 4 savunma oyuncusunun arasında, penaltı pozisyonunda da öyleydi. Yani bir çiçek gibi adeta. 4 tane mavili oyuncu var. Evet. Beşiktaşlı oyuncunun çevresinde, merkezde de Beşiktaşlı oyuncu var. O da enteresan geldi bana hocam. Bakın üst açıdan daha net belli oluyor. Bu tamamen futbolda bir konu başlığı, ne biliyor musun? İki tane de arkada var canım. 6 kişi var. Ne biliyor musun? 6 kişi.